Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok kolay bir pasta. Hemen muhallebisini hazırlayıp içerisine kedi dilini doğrayıp üzerine hemen bir çikolata sosu yapacağız. Bir 10 dakikada pastanızı hazırlayacaksınız. Çok fazla değil, 1-2 saat dolapta tutmanız da yeterli. 1 litre sütü tencereye alıyorum. 1 su bardağı klasik bardaklarla toz şeker. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. 2 yemek kaşığı şöyle tepeleme dolusu un. Tam tepeleme doldurun. Öncelikle bu malzemelerini güzelce karıştırıp ondan sonra ocağın altını yakıyorum. Kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Göz göz kaynamaya başlayıp kıvamını aldıktan sonra sadece 1 dakika karıştırarak pişirmeniz yeterli. Çok güzel oldu kıvamı. Hemen ocağın altını artık kapatıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Bu esnada mikser falan kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece bu karıştırıcıyla bir 2-3 dakika boyunca hızlıca karıştırmanız yeterli. Eğer ki karıştırmak istemiyorsanız mikserle 1-2 dakika çırpın. Daha böyle güzel akışkan kıvamı olsun. Şu an bile kıvamı çok güzel. Şimdi bunu kenara alacağım. Hemen çikolata sosunu da hazırlayayım. Hazır bir çikolata sosu kullanıyorum. Kolay bir tarif dediğimiz için ama çikolata sosu tarifim de kanalımda var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. İsterseniz de oradan bakarak da yapabilirsiniz. O da gayet güzel bir çikolata sosu. Tamamdır, yeterli. Ara ara karıştırın arkadaşlar. Üstü kaymak tutmasın. Ben başka bir tencereyi alıp çikolata sosumu hazırlayayım. Bir paket hazır çikolata sosunu kabımın içine alıyorum. Arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkasında 2,5 su bardağı yazıyor. Ben de 2,5 su bardağı ilave edeceğim. Arada arkadaki muhallebimizi karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Gelip gidip karıştırın. Önce birbirine yedirip hemen ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum çikolata sosunu. Kıvamını aldı arkadaşlar. Ben içerisine bir parça şöyle 25-30 gram kadar çikolata ilave ediyorum. Hatta bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum ama bu sefer katmayacağım. Bu çikolatayı da katmak zorunda değilsiniz. Bunu belirteyim. Sadece size bir seçenek sunuyorum. Daha güzel bir lezzet veriyor çikolata. Katmasanız da olur. Ocağın altını kapatıyorum. Hemen diğer taraftan muhallebimi de ara ara karıştırdığım gibi gene karıştırıp şimdi hemen kedi dillerini karıştırayım, pastamı tamamlayayım. Hiç başka bir kabı boşaltmaya gerek yok. Sık sık karıştırdım. İşte üzeri kaymak falan tutmadı gördüğünüz gibi. Hemen çırpma telini alayım. Şöyle son kez gene karıştırayım. Ben de yarım paket kedi dili vardı. Bir pakete kadar da koyabilirsiniz. Şöyle 4-5 parçaya bölüp içine atıyorum. Hatta 4 parçaya diyebilirim. Benim hemen pratik yoldan hazırladığım kolay bir pasta arkadaşlar. Çocuklar özellikle çok severek yiyor. Hepsini içine doğruyorum. Böyle koparıyorum. Çok aşırı da küçültmeyin. Şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç başka bir kap falan kirletmeye gerek yok arkadaşlar. Mis gibi oldu işte. Kedi dili çok çabuk yumuşuyor biliyorsunuz. Gayet de güzel oldu. Özellikle kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şimdi dolaba da girecek. En azından bir saat kesin dinlendirin. Yeterli. Şöyle bir kabın borcamın içerisinde yapacağım ben. Borcamı boşaltıyorum. Bence en pratik pastalardan bir tanesi diyebilirim. Kedi dilleri bir tarafa toplanmış. Onları şöyle dağıtıyorum. Spatula ile şöyle bir düzleyeyim.
Ara ara çikolata sosunuzu da çırpmayı unutmayın. Gene bu da kaymak tutar arkadaşlar. Hem kıvamı daha güzel oluyor çırptığınız zaman. Son kez çırpıp hemen üzerine dökeceğim. Hiç bekletmenize gerek yok. Zaten bisküvileri kırana kadar falan ilk sıcaklığı çıkmış oldu. Üzerine kapatacak şekilde döküyorum. Tamamen üstü kapansın. Çok aşağıya inmeden hafif şöyle dağıtıyorum. Koca bir borcam da pasta oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ilk sıcaklığı biraz çıksın. Ondan sonra dolaba götürüp 1 saat boyunca dinlendirip servis edeceğim. Pastayı ben bir gece boyunca dinlendirdim arkadaşlar ama 1-2 saat bile dinlendirmeniz yeterli. Soğuduktan sonra tabii ki dolaptaki süre bu. Ben çekimin hemen yapamadım Ela'dan dolayı. O yüzden bir gece dinlendirmek zorunda kaldım ama süslemek için ben birazcık böyle fındık kırıkları kullanacağım. Bir de Hindistan cevizi. Sizler de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz ya da hiç süslemeyip bu şekilde ikram edebilirsiniz. Önce dilimleri ayırayım. Çok da güzel gözüküyor süslemesi arkadaşlar. Bakar mısınız? Tadını alayım arkadaşlar. Bir tane. Çok da güzel görüntüsü var. Hem de çok kolay arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.